Benim bir dostum alerjisi varmış. Dedi ki alerjim var. Problem değil, hallederiz. Ben ona laden gülü verdim. Ah adamcağız 6 hafta sonra beni aradı, dedi ki hanım beni evden kovacak. Ne oldu? Ne var? Niye? Niçin? Neden? Ya tamam, rahatsızlığım iyi oldu ama performans çok çok arttı. Sabaha kadar ne uyuyorum ne uyutuyorum. Allah Allah. Dedim benim bunun bildiğim kadarıyla yan etkisi yok. Nasıl olur da böyle cinsel performans artırır bu? Benim bildiğim bununla ilgili yapılan klinik araştırmada atopik eksemaya karşı etkili. Cinsellikle ilgili bir etkisi yok. Ama birleşimindeki reçine yavaş yavaş hormonları artırıyor. 6 haftadan sonra yoğunlaştıkça performans artıyor artıyor. Adam sabaha kadar ne kendisi uyuyormuş ne hanımı. Durmadan adam da, kadın artık usanmış, demiş ki git hocam danış yoksa seni kovarım ben demiş. Abi dedi ailem atlayacak beni evden, ne var? Dedim biraz mola ver. Bunun bu özelliği ilk keşfeden benim. Ve bu macunun içerisinde de var, bu kapsülü içerisinde de var. İlk dünyada bunu cinsel performans ürünlerine katan benim. İlk, dünyada ilk. Yani bugün günümüzde cinsel performans ürünleri, macun olsun, kapsül olsun, vesaire vesaire, içerisindeki ürünler hemen hemen belli. İşte ginkgo var, ginseng var, çakşır kökü var, çakır diken var vesaire vesaire. Ladeni cinsel performans bakımından performans ürünlerine ilk katan benim. Laden gülün. Bu alemde bu işe ilk katan benim. Peki evet. Bu konuda yazdığınız yazılardan nasıl bir tepki alıyorsunuz? Nasıl geri dönüşler, yorumlar alıyorsunuz? Elhamdülillah. Şimdi vatandaş diyor ki 60 yaşında, hanımı 30 hayır, yaşında. Bilim dünyasında mesela bu işlerle uğraşan daha araştırmacı yazarlar vesaireler. Ha. Onlardan tepki alıyor musunuz? Çok memnun, memnun. Yani alıp kullananlar zaten hep memnun. Takip edenler, kullananlar memnun. Evet. Çok güzel. Bazı mesela profesör, doktor bizim hastalarımız var. Tabii onlar ismini söylenmesini istemiyor. Yani üzerlerinde baskı olmasından korkuyorlar. Evet. Mesela bir profesör, doktor, çok zat-ı muhterem Zevat, hastalarına hep bizim ürünleri tavsiye ediyordu. Reçete yazıp yazıp gönderiyordu. Gökçek, İkşir, Gökçek. Kendi sitesinde de yayınlıyordu bizim ürünleri. Karşılıksız. Ben tanımıyorum onu, o da beni tanımıyor. Ama almış, kullanmış, faydasını görmüş, diğerlerine de tavsiye ediyor. Baktım insanlar geliyor elinde reçete, bizim profesör doktorun. Dedim ne oluyor? Ya profesör sizi tavsiye etti. Gelenler böyle böyle, ya iyi, hoş, güzel. Bir de baktık bu profesör doktorumuz tabipler odasına uyarı almış. Halbuki Avrupa'da, Amerika'da olsa bu teşvik edilir. Evet. Almanya'da doktorların çoğu aynı zamanda fitoterapi uzmanı, yani herbalist. Hı hı. Almanya'da herbalist olmayan doktora hastalar gitmez. O muayenehanesini kapatıp gider, iflas eder. Çünkü kimse orada, bilinçli insanlar ilaç, kimyasal ilaç kullanmak istemiyor. Çünkü kimyasal ilaç kullanan penisilin kullanıyor, alerjik hastalıklar ortaya çıkıyor. Aspirin kullanıyor, mide rahatsızlar ortaya çıkıyor, iç kanamalar oluyor. Kortizon kullanıyor, kemik inceliyor, hafıza gidiyor. Vesaire, bütün kimyasal ilaçların yan tesiri var. Aslında altı